Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Edip dostlar, hoş geldiniz bu videoya. Bu videoyu görüyorsunuz, siz inşallah bunda sizler Windows'unuzu ne kısımda faal ya aktivate edebileceğinizi ya tanışit edebileceğinizi. Benimkini size ait işimiz, yani avvalki videoda gördük ki benimki otomatik özü aktivit olmak için ben password numaralarımı ya telefon numaralarımı ya e-mail adresi taşlan zamanında o otomatik beni internete çatılan plasını otomatik aktivit ediyor. Nemçin ki bu prodeki bana gerek olan yok. Nemçin ki bana meccani gelen Microsoft taraftan. Ha bunu ben size ne kısım meccani olması biraz ansat der, bazı nemeler gerek oluyor, muhim zatlar. Şu sebepten bunu ben size ansat tarikasını öğreteyim, haceti programım gerek bulunuyor, haceti kayısı bir virus mayristan nime inşallah bu uzakta. Ha, bana gördüğünüz, inşallah bana görüyorsunuz. Şimdi bir melefi inşallah ben vasf hanasına inşallah yüklerim. Sonra inşallah bunu sizlere kayısı biriniz Windows tela taşlampıyla aktivit etmesini sizlere öğretiyorum. Oval men bana şu fail, hem gerek failimiz. Ben sizlere oval görkezeyim, ben ki aktivit bolon. Yani tanışit ya mesela diyelim ki bana görüyorsunuz. Windows is activated. Halas. Tiyar bolon men ki. Ha, burada bizler ne yapmış ediyoruz? Oval edecek işimiz barıyoruz search. Böyle ne yazdık? CMD dedik. CMD bu olan plasında CMD bunu ne yapmış ediyoruz? Right click ediyoruz. Right click'ten sonra run as administrator. Yani kemesul. Bunu yes dedik. Ha, ona şu hane açıldı mı? Şu hananı ne yapmış ediyoruz? Ovalki bana böyle bizler yankı melekimizden aldık. Bana şu melek, şu kelimeni, şu tarikada sizler kofi ediyorsunuz. Böyle getirdiniz. Space veriyorsunuz, fasıla verdiniz. Görün Windows'unuz kayısı olsa, mesela diyorsunuz ki for personal mi ya home mi kayısı olsa. Mesela benimki for personal diyen plasında bana. Mesela kiminki olsa, mesela şu product key'i alıyoruz. Ha bunu böttür. Yine copy ettik, böyle save ettik. Ha bunu enter ettik, neymiş etti. Enter edenden sonra bu orta nime açılıyor. Bana şu mantıka file aç, bir hane açılar. Ya bir kırk ya mesela nafize diyeli açılıyor. Okey diyorsunuz. Ya yes, okey, hayır olsa. Ondan sonra ikinci hanamıza, ikinci nimemizde neymiş ettik. Böyle ikinci hanamız şu kısımda gelip durur, görüyor musun? Ama şu kısımda gelir. Bu kısımda gelinden sonra neymiş ettik? Yanın geldik böyle. Bana şunu kamil haceti hiç zat elleme şunu öre nimet diyorsunuz. Böyle kofi ettiniz. Bu mantıka vardınız. Hayır. Bunu kofi et, enter ettiniz. Enter edin ora bu yine bir hane açılar böyle. Ona okey ediyorsunuz. Hoş. Bu nimetimizden okey oldu mu? Ha. Okey olundan sonra ikinci hanemizden üçüncü hanemiz bana bu. Bunun üçüncü defasında bunu kofi ettik. Bana yine bunu yani enter ettiniz mi? Halas. Bulam son otomatik hemme Windows'unuz activate oluyor. Şu kısımda activate edilen tarikası. Ha, bunu bildiniz inşallah activate ne arakam edileceğini. Ondan sonra gerek programlar bizlere. Bu inşallah ben wasp nimesine koyarım. İkinci bizlere muhim nesemiz aktivit ettikten son internete çatılıyoruz. İnternete çatılandan son bizlerin driver gerek oluyor. Hem çünkü bu taze Windows install olan son driverlar yok oluyor. Ya mesela Windows öz tanın yok. Tanıtmak için şuna tarif gerek oluyor. Tarif yani program. Şu mesela kaysi nimeğiniz olsa mesela deysek kaysi motherboard'unuz var bolan bolan plasında motherboard'un modülü oluyor. Mesela menki yan görün bolsun gigabyte gigabyte G 41M dash combo. Men şuna varıyon. Bunu klik ediyon. Mesela nimede search ettik, klik ettik. Tamam mı? Menin son burada mesela görüyorsunuz öyle 3 1.3 var, 2.0 var, 1.4 var. Bizlerin vergenimiz 3 kısım, 4 kısım bu motherboard'dan geliyor ekenim.
Nem çünkü bu servis madar ortam geliyor ekene, iş veriyor ekene. Ha bizler aittik neme dedik? Bizlerin ki 1.3 olduğu için 1.3'ü klik ediyoruz. Ha 1.3'ü klik ettik mi? Bana görseniz bizlerin madar ortamız görüyor basan. Ha şekli şu şekilde bizlerin ki öyle ortasında mesela yazıyor basan. Bana görüyor basanız a maydacık belli bulunuyor onca. Ha böyle bizler ne iş ettik? Barıyoruz support. Support nemesine klik ediyoruz. Yani dam yani kömek. Kömeğe varıyoruz. Kömek dedik. Klik ettik mi? Ha böyle bizlerden soruyor. Mesela bu konu bulduğu için XP var. Mesela Vista, Windows Vista var. Servis açmayan, mesela açmayan bunun bazı modelleri server kompüterlerden böyle. Server demplasında bu bazı şebekelerde ya mesela 10-15 dükkan, 10-15 şirkete bir yere çatıp bir kompüter koyuyorlar. O kompütere server diyorlar. Şunun nemesinden işliyorlar. Başka faraları ya başka şakaları şol nemeden işliyor internetin zariyesi bile. Ana şuna Windows Server diyorlar. Server koyuyorlar. O devamlı 24 saat yıl 6 ay açık durmalı. Mesela çalan bulturmalı. Şu sebepten manasının nemesi bulmadır vurdu. Şunun adam işliyor. Ha bizler diyoruz ne ettik? Bizlerin ki Windows 10'imiz Windows 10 olmadığı için görüyoruz Windows 7 64. Windows 7 64 diyenimiz bit diyenimiz manası ne? Bizlerin Windows'umuz 10 64 bit. Şu sebepten geldiğinde bizler driver'ımızın yanına hanasına bu arada gördünüz mana audio driver. Yani ses sound kartın driver'ı şu. Tarife. Bana şu mantıka geliyorsunuz, basıyorsunuz, klik ediyorsunuz, siz download edip düşürüp durur şu programı. Ha bunun gerek olacak programdan hem beceğim aşılar. Chipset var, mesela Line var, Vija Kart var. Şunlar mühim, 3-4 program mühim. Hem neme de, kop nemelerde şunlar dağıtlar geliyor. Taze modellerde biliyorsunuz, USB 3 olduğu için on driverlarım geliyor. Mesela SATA'nın driverlarım geliyor. Hemecik işinin nemede. Chipset bizlerin kapıda chipsetin içinde hemecik var. SATA driver hemecik işin içinde buluyor. Ha şu konu model olacak için. Tarda modellerde lazım geliyor. Nem için ki tarda modellerin SATA'nın öz driverı geliyor. Ha şun yani şu kısımda. Gördüğünüz şu kısımda oluyor. Ha bunu bizden ovaldan düşürüp tarif olduğu için böyle çıkıyoruz. İndi bizlere mesela indiki inşallah videomuzda sizlere ne kısımda bunun bazı programları eğer gerek programları düşürmek için ben inşallah bunun web sitesini sizlere ait verin. Web site ne kısımda? Web site ne mi diyor? Şuna web site'i görürsünüz inşallah. Bir web site var yaxşı köp içinde virüs yok, zat yok. Şu sebeple kop programların içinde nazif yani pack program işleseniz oluyor. Ben kop nemeleri download edip düşürüp işliyorum. Bana mesela video kuruşacak olsanız ya saf nemeni record edecek olsanız şaşan ya display ya nemeni record edecek olsanız. Bir rakam program olsa taze şöyle düşüp duruyor. Şunu siz eğer download edecek değilseniz download edebiliyorsunuz. İnşallah indiki videomuzda sizlere onun tarifini ederiz. Sağ olunca sağlıkla yaşayın. Hallasanız like verin, share ve nime iştirak etmenin yardımından çıkarma. İnşallah sağ olun da sağlıkta yaşayın. Fi emanillah.